Teknoloji TC kanalından herkese merhaba. Bugün sizlere MBR diskinizi nasıl GPT diske dönüştürürsünüz bundan bahsedeceğim. Bunun için teknoloji.tc üzerinde bulunan bir koddan yararlanacağız. Bu linki ben açıklama kısmına bırakacağım. Bu arada MBR ve GPT diskler arasındaki farklar ve MBR disk nedir, GPT disk nedir bu konu hakkında merak ettikleriniz varsa bu makaleyi okuyabilirsiniz. Gelelim işlemi nasıl yapacağımıza. Öncelikle Diskimiz MBR mi? GBT mi? Buna bakmamız lazım. Bunun için başlata geliyoruz. Sağ tıklıyoruz ve burada bulunan disk yönetimine tıklıyoruz. Ve daha sonra benim bu diskimin en baştaki partışınsız haline sağ tıklıyorum. Özellikler diyorum. Ve birimler bölümünde burada gördüğünüz gibi benim diskim GPT'ymiş. GPT olması daha iyi çünkü MBR'da daha az bölüm tabloları oluşturabiliyorsunuz. GPT'de ise daha fazla partişine olanak sağlıyor. Ayrıca GPT daha yeni bir teknoloji. Bu nedenle genelde diskler GPT eğer sizde burada MBR yazıyorsa yapmanız gereken arkadaşlar ilk olarak şurada yazan bölümü kopyalayacaksınız. Ben buraya geliyorum ve CMD yazıyorum. Yönetici olarak çalıştır diyorum. Ekrana bir uyarı geldi. Buna evet diyorum ve buraya kodu yapıştırıyorum. Enter'a basıyorum. Burada gördüğünüz gibi benim diskim GPT olduğu için burada hata verdi. Size hata vermeyecektir. Daha doğrusu uyarı vermeyecektir. E, i̇kinci bölümde yapmanız gereken arkadaşlar şurada yazan Convert aşamasındaki şu kodu yazmak. Arkadaşlar sonrasında bu kodu yazacaksınız. Bu kod da bizim MBR diskimizi GPT'ye dönüştürecek. Ben şu an Enter'a basmıyorum. Ama siz burada Enter'a basacaksınız ve Convert işlemi bitecek. En son işlemde konvert işleminin bittiğini söyleyecek. Daha sonra bilgisayarınızı yeniden başlattığınızda yine buraya başlada gelip disk yönetici diyeceksiniz ve oradaki birim bölümünden tekrar kontrol edeceksiniz. Diskiniz MBR mı GPT mi %100 olarak GPT olmuş olacak. Hiçbir veri kaybınız ve hiçbir hata almadan MBR diskinizi GPT diske geçirmiş olacaksınız. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu konu hakkında ve diğer tüm konular hakkında merak ettiğiniz her şeyi yorum kısmına yazarsanız bildirimler açık olduğu için ben ya da diğer arkadaşlarım cevap veriyor olacak. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.